Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Bugün de Türkiye'nin gündemi İdlib ve koronavirüstü. İdlib'le başlayalım. Suriyeli muhalifler İdlib'in Serakip kasabasını Suriye ordusundan geri aldığını duyurdu. Rusya'dan askeri bir kaynaksa bunu yalanladı. Sahada şiddetli çatışmalar devam ederken Türkiye ve Rusya'nın İdlib pazarlığı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki şehit sayısını 3 olarak açıkladı. Şubat ayında saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin sayısı 18'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı dün gece bir açıklama yaparak İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu. İdlib'deki şehit sayısını 3 olarak açıkladı. Erdoğan sözlerinin devamında "Biz Adana mutabakatı ile İdlib'teyiz. Rusya ile görüşmeler devam edecek." dedi. Erdoğan İdlib'de de gelişmeler lehe döndü. 3 şehidimiz var. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada devam ediyor dedi. İdlib'de ise çatışmalar devam ediyor. Özellikle Serakip çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu sabah Reuters haber ajansı Türkiye destekli askeri muhalif grupların İdlib'in Serakip kasabasında kontrolü yeniden sağladığını duyurdu. Ayrıca Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcüsü Naci Mustafa yazılı açıklamasında Serakip kasabası Esad'ın çetelerinden tamamen kurtarılmıştır dedi. Ancak sadece birkaç saat sonra Rus haber ajanslarının ismini vermeden aktardığı bir Rus askeri kaynağı, Serakip'in hükümet karşıtlarının eline geçtiği haberlerini reddederek Suriye ordusunun saldırıları püskürtmeyi başardığını söyledi. Stratejik önemdeki kasaba bu ay içerisinde daha önce Rusya destekli rejim güçleri tarafından ele geçirilmişti. Sahada şiddetli çatışmalar yaşanırken Türkiye ve Rusya'nın masadaki İdlib pazarlığı bugün de devam ediyor. Dün Moskova'dan gelen bir heyet Dışişleri Bakanlığı'nda savunma, istihbarat ve dışişleri yetkilileriyle görüşmüş, müzakerelere bugün de devam edilme kararı alınmıştı. AKP sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada rejimin İdlib'de kendi hattına çekilme süresi dolduğunda TSK vazifesini yerine getirecek dedi. Çelik, Putin-Erdoğan görüşmesi için uygun bir tarih için çalışılacak, görüşmenin yüz yüze olması verimli olacaktır diye konuştu. Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Putin'le 5 Aralık'ta ikili bir görüşme yapacaklarını söylemişti. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in halen 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşme planı olmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de en büyük sıkıntı hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur diyor. Bu sıkıntıya rağmen Suriye'ye tanınan süre bitiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne taarruz emri verilecek mi? Hem Suriye hem Rusya ile savaşa girmenin olası askeri, siyasi ve ekonomik sonuçlarına hazır mıyız? IŞİD için dünyanın gidişinde özellikle askeri açıdan neden güvende olmadığımızı anlattı. 8 Temmuz 2019'da Türkiye'nin önde gelen Savunma ve Silah Sistemleri uzmanlarından İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sıtkı Egeli ile Medyaskop'ta bir yayın yapmıştık. S-400 alımı ile ilgili olarak şu ifadelerini hatırlatmak istiyorum size. Bizim önümüzdeki 20 yılda karşı karşıya kalabileceğimiz tehditler sadece Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve İsrail'i içermiyor. Uçak düşürme olayında bariz bir şekilde gördüğümüz gibi bir Rusya faktörü var. Şu an için ilişkiler iyi. 2 ya da 5 yıl içinde ilişkilerin bu şekilde devam edeceğinin garantisini kimse veremez. Bu sebepten S-400'lerin Rusya'ya karşı caydırıcılığı ne olacak? Bakın, Suriye'de, Karadeniz'de, Kafkaslar'da belli sürtüşme olasılığı var. Rusya'ya karşı da S-400'lerin caydırıcılığı hemen hemen hiç yok diyor. Öngörüsünde haklı çıktı Egeli, 2 yılı da beklemeden çok kısa süre içinde. Şimdi Rusya'ya karşı caydırıcılığı olabilecek Patriotlardan da mahrumuz. Dün Azerbaycan ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere bu konuda açıklama da yaptı. Şöyle söyledi, şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, eğer bize Patriot gönderecekseniz biz sizden bu Patriotları da alabiliriz dedik. Ama şu anda benim aldığım istihbarat verebilecekleri bir Patriot olmadığını da gösteriyor. Ellerinde böyle bir şey yok diyor. Çok ilginç. NATO'nun da Rusya ve Suriye'ye saldırıları durdurun çağrısından öte, hani Rusya'ya karşı olarak caydırıcı olarak kullanabileceğimiz bir destek vereceğine dair şu ana kadar işaret de yok. Şunu da hatırlatmakta yarar var. Türkiye'nin İdlib'deki operasyonu birincisi tek taraflı, işte söyledim başından beri diğer taraflar kabul etmiyorlar. Kendi topraklarının dışına çıktı, bir başka ülkede bu operasyonu yapıyor. Dolayısıyla NATO'nun şu birimiz hepimiz için diye bilinen maddesinin uygulanabilirliği de yok. NATO da arkamızda değil, Amerika Birleşik Devletleri de arkamızda değil. Gazeteci Hediye Levent şu anda Şam'da ve telefon attığımızda. Hediye Levent, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. İlk olarak Şam'dan başlamak isteriz. Şam'dasınız birkaç gündür ve orada sokaklarda ne konuşuluyor? Sokaklarda nasıl bir hava var ve Türkiye ile ilgili neler söyleniyor? Sokaklarda nispeten önceki yıllara göre durumun çok rahatlamış olduğunu söyleyebiliriz. Birçok yerdeki kontrol noktaları kaldırılmış durumda. Günlük hayat kendi akışı içinde devam ediyor Şam'da. Ancak burada çok ciddi bir ekonomik kriz söz konusu. Yani bilindiği üzere Suriye'deki silahlı, hani vekalet savaşının silahlı boyutu bir süre önce sona ermişti büyük ölçüde. Ancak işin siyasi, hani vekalet savaşının siyasi boyutu hala devam ediyor. Bu anlamda Suriye hala çok ağır yaptırımlar altında ve bu da Suriye içine doğrudan yansıyor. Tabii işsizlik gibi ekonominin ciddi sarsılması nedeniyle işsizlik ciddi boyutlarda. Ülkenin yeniden imarının sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda tek tek insanların da mesela kendi evlerini tamir ettirmeleri için ciddi meblağlara ihtiyaçları var. Dolayısıyla topyekün Suriye'nin çok ciddi miktarlarda bir girdiye, yani paraya ihtiyacı var. Ancak söz konusu yaptırımlar hem ABD tarafından çok sert uygulanıyor hem de bölge ülkelerinden, yani Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerde bu yaptırımların takipçisi durumunda. Bu nedenle Şam'da sokağın birinci gündem maddesinin ekonomi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuza gelecek olursak, Türkiye ile ilgili tepkiler gerçekten çok sert durumda. Yani birkaç yıl öncesine kadar yine hani yüksek düzeyde tepkiler vardı 2011'den beri. Ancak özellikle son hani İdlib operasyonundan sonra Türkiye'nin ya da İdlib'deki ısrarının ardından Şam'da da tepkinin çok sertleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda Türkiye ve Suriye arasında İdlib'de fiilen bir savaşın olduğunu söylüyor insanlar. Şimdi İdlib'e geçecek olursak aslında Serakip kasabası Suriye ordusundan geri alındığı iddiası var. Suriyeli oradaki silahlı gruplar bunu iddia ediyor. Rusya'dan askeri bir kaynaksa bunu yalanladı. Bir belirsizlik var ama önce şunu sormak isterim. Serakip kasabasının o bölgenin önemi nedir? Serakip kasabası çok önemli bir noktada stratejik açıdan. Çünkü M4 ve M5 karayollarının kavşak yaptığı yerde. Dolayısıyla Serakip'i kontrol eden taraf hem M5'in, yani Dera'dan İdlib'e kadar uzanan karayolunun İdlib kırsalındaki kısmını kontrol edecek. Hem kavşağı kontrol edebilir hem de M4 karayolunun önemli bir kısmını kontrolü altında tutabilir. Bu aynı zamanda yine o bölgedeki silahlı grupların özellikle Hamma ve Halep kırsallarına zaman zaman yaptıkları sarkma girişimleri açısından da oldukça önemli. Dolayısıyla M4 ve M5 karayolu diğer taraftan Suriye içindeki ulaşım açısından çok önemli. Bu da tabii önümüzdeki süreçte Rusya destekli İdlib operasyonunun, daha doğrusu bir sonraki aşaması açısından yine stratejik öneme de sahip bir yer. Tabii Serakip'le ilgili tartışmalı bir durum söz konusu burada. Yani Türkiye ve TSK ve desteklediği grupların tamamen ele geçirdiğine dair bir takım iddialar var. Diğer taraftan sizin de belirttiğiniz gibi Rusya ve Suriye kaynakları da çatışmaların devam ettiğini söylüyor. Tam olarak Serakip'teki durumun netleşmediğini söyleyebiliriz. Ancak Rusya destekli Suriye ordusu Serakip'i bırakmamak için muhtemelen çok sert çatışmaları da göze alınacak gibi görünüyor. Biraz önce bahsettiğimiz stratejik öneminden dolayı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de gelişmeler lehimize döndü dedi. Aynı zamanda 3 askerin orada hayatını kaybettiğini de açıkladı. Türkiye ay sonuna kadar Suriye ordusu için Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi için süre vermişti. Bu Tabii Ankara'da heyetler arası görüşme devam ediyor. Henüz bir açıklama yapılmadı. Bu ay sonuna kadar verilen süre dolduğunda sahada neler yaşanabilir ve özellikle şu anda Türkiye'nin NATO'dan beklediği destek gerçekten orada doğrudan bir savaş ve çatışma hali resmileştiğinde diyelim, bu destek gelebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Tarafı olur mu NATO bu savaşın? Son sorudan başlayalım. NATO'nun böyle bir savaşa taraf olması kesinlikle olası görünmüyor mevcut şartlarda. Çünkü Türkiye'nin sağlam bir gerekçesi yok. Türkiye burada saldırıya uğrayan, güvenliği tehdit altında olan ülke pozisyonunda değil. Türkiye toprak bütünlüğünü tanıdığı, kendisinin de tanıdığı Suriye topraklarında bir savaşa girmiş durumda. Bu anlamda NATO'yu nasıl ikna edecek ki zaten NATO ile de ilişkilerin çok limoni olduğunu, kötü olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan NATO içinde ABD'nin bir ağırlığı var. Türkiye-ABD ilişkileri oldukça sıkıntılı. Suriye içinde de ABD'nin Fırat'ın batısında herhangi bir çıkarı yok. Yani orada Türkiye ve Rusya'nın Suriye ordusunun aynı zamanda karşı karşıya kalmasını ABD ister. Çünkü Rusya ve Türkiye'nin birbirini zayıflatması ABD'nin işine gelir sahada. Aynı zamanda İdlib gibi bir bölgenin, yani cihatçıların kontrolündeki bir bölgenin kanserli bir alan gibi Suriye içinde kalması da yine birçok ülke için istenen bir senaryo diyebiliriz. Ama bütün bunları bir kenara koyarsak ABD'nin ve NATO'nun da Türkiye'ye Suriye konusunda, İdlib konusunda doğrudan destek vermesi çok olası değil. Çünkü böyle bir destek için ABD'nin ve NATO'nun Rusya'yı karşısına alması gerekiyor Suriye sahasında. Burada Rusya'nın kararlılığı çok önemli. Rusya'nın hiçbir şekilde İdlib'den vazgeçmeyeceğini defalarca Rus yetkililer vurguladı. Sahadaki durumda bunu gösteriyor. Diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'ye ya da Suriye ordusuna tanıdığı süre konusunda şöyle bir durum var ortada. Zaten Soçi anlaşmasının hükümlerini Türkiye yerine getirmedi. O anlaşma hükümlerinin bir kısmı da takvime bağlıydı. Yani anlaşma büyük ölçüde zaten çökmüş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin Soçi anlaşmasını temel alarak Suriye ordusuna geri çekil ve burayı işte benim de, yani Türkiye'nin de kabul ettiği cihatçı örgütlere bırak şeklinde bir talepte bulunması zaten çok rasyonel bir talep değil. Diğer taraftan Türkiye, diyelim ki Suriye ordusu tamam dedi, Rusya araya girdi ve Suriye ordusu ta Halep'e kadar geri çekildi diyelim. Türkiye'nin İdlib'deki cihatçı varlığına ilişkin nasıl bir çözümü var? Nasıl bir hani bir mücadele planı ortaya koyacak? Bununla ilgili de Türkiye'nin ortaya koyduğu herhangi bir senaryo da yok, bir mücadele planı da yok ki oradaki cihatçı yapıları Rusya'da, İran'da, Şam'da ve birçok ülkede kendine tehdit olarak görüyor ve o yapılar Türkiye'de doğrudan tehdit durumundalar. Toparlayacak olursak Suriye sahasında Suriye ordusunun da Rusya'nın da hani Şubat ayının sonuna kadar Soçi sınırlarına geri çekil, Hama'ya, Halep kırsalına kadar geri çekil şeklindeki beklentiyi ya da tırnak içinde söyleyelim ihtarı yerine getirmesi pek mümkün değil. Bu çerçevede Türkiye'nin NATO'dan da destek alması çok mümkün değil. Dolayısıyla Suriye sahasında Türkiye lehine dönen bir durumda söz konusu değil mevcut şartlara göre. Hediye Levent, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda hem Şam'dan son durumu hem İdlib krizinde son durumu bizler için değerlendirdiniz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar. Bugün Yörük Işık da ışın el içine değerlendirdi bu Suriye krizini, İdlib krizini ve Ankara-Moskova ilişkilerini. Yörük Işık diyor ki Suriye'nin doğusu için farklı, batısı için farklı politikalar yürütmek yanlış. Putin iyi, Putin'in çevresi kötü. Böyle bir Rusya yok. Yani Putin iyi, Putin'in çevresi kötü diye bir Rusya yok. Belki yani bunu bir kere daha bahsetmiştim. Yani burada o kadar zaman geçti ki bu şekilde yıllar içinde. Belki insanlar devlet mekanizması vesaire çalışan bir ülkeyi bazı kişiler ya bilmiyorlar, ya unuttular ya da hayal edemiyorlar. Hani öyle bir Rusya yok ve hani belki Putin bir anda her şeyi bağlayamıyor veya Trump bir anda her şeyi bağlayamıyor'nun bu kişilere bir sürpriz olarak gelmesinin sebebi burada olayların bu şekilde sonuçlanması ve böyle gitmeye, devam etmeye başladı. Bu Türkiye'de böyle bir yer değildi. Eğer çok genç seyirciler varsa Belki onlar hatırlamıyor olabilirler ama sen ve ben ve yani Türkiye'nin hemen hemen çok büyük bir kısmı biz hatırlıyoruz. Yani Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay vesaire birçok kurumun ortaklaşa bir ortak akıl bulması sonucunda hani ileriye doğru gidebilirdik. Yani gidebiliriz zaten hala böyle bir şey olsa. Ama biz şu anda bir pinball makinesi gibi oradan oraya işte bizim işte bir yıl önce bile değil yani Amerikalılar gitsin vesaire onların burada ne işi var pozisyonundan mesela işte biz Amerikalılar illaki buranın parçası haline gelsinlere geldik. Bir ulusal bir politikamız Suriye'ye karşı nedir diye mesela hani gerçi Suriye'de ne işiniz vardır diye sormak yasak zannedersem hani o yüzden bu belki tehlikeli bir konuşma ama Suriye'nin doğusunda olan politikamız da Suriye'nin batısında olan politikamız. Yani bu 900 kilometrelik bir sınırdan bahsediyoruz. Yani 400 kilometre doğudaki politika farklı, 400 kilometre batıdaki politika ayrı bir politika. O ayrı bir politika. Çünkü biz o bu tarafta Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için savaşıyoruz. Suriye'nin batısında da kendimize Suriye'den yani kendimize belki kendimize çıkarmak için savaşmıyoruz ondan sonra ama orada Suriye'den bir parça kopsun, orada biz güvenli bir bölge oluşturalım. Hani işte doğudaki gibi Türkiye'nin kontrolünde güvenli bir bölge oluşsun vesaire gibi bir şey için savaş. Yani böyle bir şey olamaz. Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programında Murat Aksoy'un konuğu olan Princeton Üniversitesi öğretim üyesi ve Rusya tarihi uzmanı Michael Reynolds, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki son gelişmeleri ve bu gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri karar alıcıları tarafından nasıl değerlendirildiğini yorumladı. Türkiye ve Rusya arasında Suriye'de bir çatışmayı hala ihtimal dahilinde görüyorum. Suriye'de her şey çok kompleks. Bu yüzden bir çatışma ihtimalini bence hiç kimse yok sayamaz. Örneğin daha yeni 2 Türk askeri orada öldü. Demek istediğim Suriye'de çok fazla güç var. Rus ordusu, Türk ordusu, Suriye hükümetinin ordusu ve bunların yanı sıra bu ülkelerin ve İran'ın desteklediği irili ufaklı birçok örgüt. Bu saydıklarımızın her biri kendi güçleri ölçüsünde ve diğerlerini provoke etmek pahasına oradaki pastadan bir pay alma çabasında ve birbirlerine oldukça yakın durumdalar. Dolayısıyla her an her şey olabilir. Tabii buradaki fiziksel ya da diplomatik Amerikan varlığını da unutmamak gerek. Türkiye-ABD ilişkilerine gelirsek, Amerikalıların çoğu Türkiye ve Rusya arasında son yıllardaki gibi bir yakınlaşma olacağına inanmıyordu. Benim edindiğim izlenime göre ABD'li dış politika karar alıcıları Erdoğan'ın özellikle S-400 pazarlıklarını bir blöf olarak görüyorlardı. Böyle bir şeyin aslında hayal bile edilemeyeceğini, bunun bir oyun olduğunu düşünüyorlardı. Ancak S-400 işi gerçek olduğu zaman Amerikan tarafı şoka uğradı. Özellikle S-400'lerin teslim tarihinin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesi onlar açısından açık bir mesaj ve semboldü. Sonuç olarak Amerikalılar bu yakınlaşmadan dolayı çok endişeli ve ne yapacakları konusunda gerçekten çok kararsız durumdalar. Amerikan yerleşik düzenine mensup kişilerin Türkiye'yi geri kazanmak adına Türkiye ve Rusya arasında bir sıcak çatışma çıkmasını istemeleri gayet mümkün ve normal görünüyor. Şimdi dünyanın en önemli ikinci gündemi koronavirüs konusuna geçelim. Dünyayı etkisi altına alan ve 2800'den fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs tehdidi giderek büyüyor. Sadece geçen hafta 20 ülke yeni koronavirüs vakalarını dünyaya bildirdi. Virüsten Çin'den sonra en çok etkilenen ülke olan İran'da ise ölü sayısı 26'ya yükseldi. Avrupa'da virüs hızla yayılırken Türkiye'de sınırına kadar gelen virüse karşı teyakkuz halinde. En son İtalya ve Yunanistan'da görülen koronavirüs tehlikesi bir ülkeye daha sıçradı. Dünya genelinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs Danimarka'da da görüldü. Danimarka'da sağlık yetkilileri İtalya'da kayak tatiline giden bir kişiye koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurdu. Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs Baltık ülkesi Estonya'ya da sıçradı. Estonyalı yetkililer koronavirüsü doğrularken virüse yakalanan kişinin Estonya'da yaşadığı ancak yakın zamanda İran'a seyahat ettiği bildirildi. Estonya'dan sonra Romanya'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. İsrail Sağlık Bakanlığı da İtalya'dan dönen bir İsrail vatandaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. 4 gün önce İtalya'dan dönen ve kimliği belirtilmeyen bir İsrailli'de virüs rastlandığı bildirildi. Bu vakayla İsrail'de virüs bulaşan kişi sayısı 3'e yükseldi. Sadece geçen hafta 20 ülke ilk koronavirüs vakalarını dünya kamuoyuna duyurdu. Virüs şimdiye dek 49 ülkede görülmüş oldu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2747'ye ulaştı. Dünya genelinde ise 2812 kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybederken toplam vaka sayısı da 82.526 oldu. Türkiye ise koronavirüs kuşatmasında İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi. Irak'ta virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken Yunanistan ve Gürcistan'da birer vaka tespit edildi. Yunanistan ve Gürcistan Sağlık Bakanları geçtiğimiz 24 saat içinde ülkelerindeki ilk koronavirüs vakalarını doğruladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında Van'ın Doğu Beyazıt ilçesinde 18 kişinin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığını açıkladı. Koca dün de İran'dan gelen 132 kişinin ilk testlerinin negatif çıktığını ancak 7 gün sonra karantinadaki bu kişilere bir test daha yapılacağını söylemişti. Fahrettin Koca ayrıca en son Yunanistan'da bir vakanın bildirilmesi ve komşularımızda vaka sayısının artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir açıklamasını yaptı. Fahrettin Koca, ülkemizde koronavirüse rastlanmadı ancak bundan sonra rastlanmayacağı anlamına gelmiyor diye konuştu. Peki virüsten korunma yolları neler? Bilim dışı önerileri dikkate almayın diyor İstanbul Tabip Odası ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği. İnsandan insana da bulaşma özelliğini kazanmış durumda. Daha değişik mutasyonlara da tabii zaman içinde uğrayabilir virüs ama şu anda insandan insana bulaşabilen, özellikle damlacık yoluyla, solunum sistemi yoluyla bulaşabilen bir hastalık söz konusu. Yani öldürücü %2 ile %4 arasında değişiyor. Bir kere en büyük sorun ülkemizde aşırı hastane yığılmaları. Şu anda kışkırtılmış bir sağlık talebi nedeniyle hastanelerimize başvuru oranlarımız dünya istatistiklerinin çok üstüne çıkmış durumda. Acillerde aşırı yığılmalar var. Sevk zinciri yok, yani sevk zinciri yok. Hastalar istedikleri hastaneye, istedikleri zaman, istedikleri şekilde başvuruyorlar. Bu virüsü esas engelleyecek şey bulaşma yolunu demin anlattığım gibi yani solunum yolu yakın temas etmek hastalarda bir de o hasta sekresyonlarının bulaştığı yerlerden elinizle ararak ağzınıza, burnunuza, gözünüze götürmek. Dolayısıyla el hijyeni. Bunu yani basit bir şey gibi görünüyor ama değil. Yani çok sık sık ellerimizi yıkamalıyız veya işte alkollü dezenfektanlar var. %60 kolonyalarda da olabilir. Elimizi 30 saniye ovuşturduğumuz zaman o aldığımız yerden virüsü taşıma şansımız yok. Sık el hijyeni, el yıkama, artı elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze sürmeye... Aslında %85'i belki daha yüksek bir oranı gayet hafif semptomlarla veya belki hiç hastalık belirtisi bile vermeden gelip geçiyor. %15'inde bulaşanların ağır seyrediyor. Bunlardan da %2-3'ünde ölümcül seyrediyor hastalık ve bunların daha çok yaşlılar, diğer hastalıkları da zaten olanlar, tansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astımı olanlar gibi. İyi haber, çocuklarda ölüm görülmüş durumda değil. 8 yaşın altında çok iyi seyrediyor, bir problem olmuyor. Şeyle ilgili bizim biz orada belki tersinden söyleriz, televizyona çıkacak insanlar değil. Profesör Doktor Alpay Azap Skype hattımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugünün son gelişmesiyle başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı koronavirüsün dünya genelinde belirleyici olduğunu açıkladı. Bu ne demek? Sesiniz kesildi. Bir daha sorunuzu alabilir miyim? Dünya Sağlık Örgütü Başkanı koronavirüsün dünya genelinde belirleyici olduğunu açıkladı hocam. Bu ne demek? Dünya genelinde belirleyici olmak ne demek? Yani bu şu demek, dünyadaki pek çok ülkede artık koronavirüs vakalarına rastlanıyor olması demek ve pek çok ülkede bu virüsün yayılma riski taşıdığı anlamına geliyor. Hocam sizce pandemi noktasında mıyız ve neden pandemi ilan edilmiyor? Şimdi pandemi noktasında Dünya Sağlık Örgütü çok hassas. Şu an için buna pandemi demeyelim diyor. Aslında pandeminin kesin tanımı şöyle bir şey: birden fazla kıtada bir hastalık ortaya çıkıyorsa yine ortaya çıkmış bir hastalık, ona pandemi denilebilir elbette. Ancak Dünya Sağlık Örgütü bu çok fazla ülkede, dünyadaki pek çok kıtada görülmesine rağmen halen o ülkelerde ciddi bir yayılım göstermediği için buna pandemi demenin yanlış olacağını, pandemi dendiğinde büyük bir kaos ve panik durumu olacağını, o nedenle de bunu söylemenin şimdilik erken olduğunu düşünüyor. Şöyle tanımlıyor Dünya Sağlık Örgütü durumu, biraz da az önceki söylemeye çalıştığı şey de Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın böyle. Küçük odaklarda pek çok ülkede, farklı kıtalarda, küçük odaklarda hastalık var. Ama kontrolden çıkmış bir şekilde yayılım söz konusu değil. O ülkelerde de kontrolsüz bir yayılım söz konusu değil. Kontrolsüz yayılım söz konusu olduğunda zaten buna pandemi denecektir. Hocam, şu spekülasyon doğru mu diye soralım. SARS'a çare bulunsaydı koronavirüs vakası bugün bu noktaya gelmezdi. Bu açıklama doğru mu? Ne düşünmemiz gerekiyor? Yok, değil. Bunlar, evet, koronavirüsler birbirlerine benzerler. Bu koronavirüs zaten yeni çıkan COVID-19 dediğimiz hastalığı yapan koronavirüs SARS koronavirüsünün %85 oranında benziyor. Yani oldukça fazla bir benzerliği var. Fakat buna rağmen çok farklı özellikleri var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla SARS'ı tedavi etmekte kullanılan bir ilacın daha sonra yeni ortaya çıkacak bir yeni koronavirüse etkili olup olmayacağını baştan bilemezsiniz. Evet, olma olasılığı yüksektir. Örneğin AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar deniliyor şimdi. AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaca kıyasla tabii ki daha yüksek olabilir etkili olma olasılığı, ama asla garanti değildir. Zaten nitekim elimizde remdesivir var. Yani SARS koronavirüs için geliştirilmiş bir ilaç var şu anda. Şu anda klinik çalışmaları yürüyor Çin'de. Bu remdesivir eğer klinik olarak hastalar üzerinde de etkili olursa, remdesivir işte tam da bu bahsetmiş olduğunuz SARS'a etkili bir ilaç olarak, ama SARS'ta hiç denenememiş çünkü SARS 8 ay içinde dünyadan kalktı. SARS'ta değil ama bu yeni koronavirüste bu ilaç kullanılacaktır. Hocam, SARS 8 ay içinde dünyadan kalktı dediniz. Koronavirüs için böyle bir şey söylemek mümkün mü? Ya da coğrafyanın, mevsimin vesaire bu gibi etmenlerin etkisi var mı? Yok, coğrafya ve mevsimden bağımsız olarak tamamen virüsün farklı bulaşma dinamikleri taşıyor olması nedeniyle bu koronavirüsün, yeni koronavirüsün SARS gibi ortadan kalkmayacağına eminiz. Şöyle bir fark var aralarında. SARS koronavirüs ağır hastalık yapıyordu ve virüsü sadece ağır hastalar bulaştırabiliyordu etrafına. Dolayısıyla ağır hastalık yapınca hastalar mecburen sağlık kuruluşlarına başvuruyorlardı. Tanı konulup izolasyon altına alınınca da topluma yayılması engelleniyordu SARS koronavirüsün. Zaten bu şekilde ortadan kalkabildi, iyi izolasyon önlemleriyle. Ancak yeni koronavirüste ne yazık ki ilk bir hafta 8 gün kadar bir kere hafif bir seyir var. Hastalar sağlık kuruluşuna başvuracak kadar ağırlaşmıyorlar. Hatta %80 hiç ağırlaşmıyor bu vakaları. Ayrıca semptomlar ortaya çıkmadan önceki birkaç günde de bu hastalığın bulaşabildiğini biliyoruz bu virüsün. Dolayısıyla bu hastaları yakalayıp onları izolasyon altına alıp bulaştırmalarını engellemek mümkün olmadı. Zaten o yüzden de gördüğünüz üzere dünyaya yayılıyor bu virüs. Peki hocam, ülkelerin alabileceği önlemler açısından örneğin sınırları kapatmak bir çözüm mü? Sınırları kapatmak çözüm değil. Dünya Sağlık Örgütü de açıkladı. Avrupa Birliği de bugün sabah böyle bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Çok tepki var tabii, niye İtalya sınırlarını kapatmıyoruz diye. Şimdi sınır kapatma çok ciddi bir önlem ve bazı durumlarda gerçekten işe yarar. Ama işte bu virüsün az önce bahsettiğim belirtisiz kişilerde de bulunabilmesi, çok hafif belirtilerle seyredebilmesi ve bu iki grupta da aslında bulaştırıcılığın devam ediyor olması nedeniyle sınır kapatmak tek başına bir çözüm değil. Zaten kontrol altına almaya asla yetmeyecektir. Size zaman kazandırabilir. Yani virüsün sizin ülkenize gelmesini geciktirebilir. Ha, bu az bir şey midir? Değildir. Bu da az bir şey değildir. Nitekim Türkiye'de şu an bunu yapmaya çalışıyor. İşte İran sınırını kapatmasının sebebi bu. Başka bir takım ülkelerin de İran sınırını kapatmasının sebebi bu. Ne kadar geç gelirse ülkemize o kadar şansımız olur. Şanstan bahsettiğimde şu: Bu işte ilaçlar deneniyor. 80'den fazla klinik çalışma yürüyor şu an Çin'de. Bizim ülkemize gelip hızlı bir şekilde yayılana kadar bu ilaçlar kullanıma girmiş olabilir. Böylece insanlarımızın etkili bir şekilde tedavisi söz konusu olabilir. Şu an zaten bütün önlemler, bu kadar bu işin sıkıya alınmasının sebebi bizim ülkemiz açısından bu. Biz vaka görülen bir ülke değiliz. Ama sınır kapamak, dediğim gibi, sadece zaman kazandırır, hastalığı tamamen kontrol altına almaz. Sizin ülkenize gelmesini de tamamen engellemez. Çünkü dediğim gibi belirtisiz hastalar olabiliyor. Kuluçka süresi de uzun, 14 gün. Bu kişiler 14 gün sonra hastalanabiliyor. Ayrıca sınır kapatmanın zararlı etkileri de olabilir. Bu sefer yasal geçişler değil, yasal olmayan geçişler olur. Siz yasal geçişlerde insanları kayıt altına alıp takibini yapabilirken yasal olmayan geçişlerde onları takip bile edemezsiniz. Sizi kandırmak için başka ülkelere geçip oradan gelmeye kalkabilirler. Böylece takip şansınızı da yitirebilirsiniz. Hocam, 80'den fazla klinik çalışma yürüyor dediniz tedavi, ilaç ve aşı konusunda. Bunu noktalanması açısından bir zamanlama vermek, bir zaman vermek mümkün mü? Yani şu ortalama şu zamanda aşı ve tedavisi bulunabilir gibi. İlk sonuçlar birkaç ay içerisinde çıkacaktır. Normalde tabii bu klinik çalışmalar çok uzun sürer, karşılaştırmalı klinik çalışmalar. Ancak bu tür salgın durumlarında bir takım kolaylaştırıcı prosedürler var. Evrak işleri atlanarak daha kısa süre içerisinde etkililiği hakkında o ilacın bir karara varmak mümkün. Dolayısıyla biz hani tıp dünyası, bilim dünyası olarak bu yeni koronavirüste ilaçlar konusunda umutluyuz. Birkaç ay içerisinde etkili, virüsü doğrudan etki ederek öldürebilen ilaçların olabileceğini düşünüyoruz. Hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz için. Profesör Doktor Alpay Azap bizimle birlikteydi. Koronavirüs salgınındaki son durumu konuştuk. Hem Türkiye hem dünyada neler yapılabileceğini konuştuk. Devam ediyoruz. Ravest Araştırma ve Yaşama Dair Vakıf, Kürt gençlerinin Ankara'da düzenlediği bir toplantıyla ikinci parti olarak hangi partiyi tercih ettiklerine dair bir rapor yayınladı. Bu raporda ikinci parti Kürtler için CHP. Ravest Araştırma ve Yaşama Dair Vakıf, British Embassy Foundation desteğiyle yürüttükleri Kürt gençlik araştırmasının sonuçlarını Ankara'da düzenledikleri bir toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Gazetecilerin, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra siyasilerin de ilgi gösterdiği toplantıda HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu araştırma sonuçlarını Medyascope'a değerlendirdi. Son yıllarda Kürt meselesi konusundaki eski statükocu tavra dönüş oldu. Çözüm süreci sonrasında biliyorsunuz 4 yıldır tamamen bir hayal içinde statükonun sahipleri baskıcı bir yöntemle Kürt meselesini halletmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında da Kürt gençlerinin özgürlükçü ve adalet yönünde bir tavır içinde olduklarını gözlemliyoruz. HDP zaten ilk tercih edilen parti, en az %45 oy aldığı görülüyor gençlerden ve ikinci sırada CHP'nin olması sanırım bir muhalefet partisi olması anlamını içeriyor. Başka bir seçenek olmadığı için CHP olduğunu gösteriyor. Hani CHP'de çok bir umut vaat eden durum olduğundan dolayı değil, AK Parti olamayacağı, MHP, İYİ Parti olamayacağı için CHP ikinci sırada açıkçası. Hani alternatif olarak diğerlerinin önünde işin doğrusu. Bir umut anlamında değil ama bir muhalefet birlikteliği anlamında son İstanbul seçimlerinden de etkilenerek CHP'nin biraz bu oranını arttırdığını düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 3-4 yılda uyguladığı politikalar ve CHP'nin de yaklaşık 10 yıldır yani Türkiye'nin Kürt meselesine ve Türkiye'nin diğer meselelerine yaklaşımının bir karşılığı bu. Bunu yerel seçimlerde de gördük. Yerel seçimlerdeki sonuçlar da yani Kürtlerin ikinci tercihinin, kendi partilerinin ikinci tercihinin CHP olduğunu ortaya koyuyordu. Bugün Yapılan bu kapsamlı araştırmada da, ki bu araştırma alanda ilk araştırma, bugüne kadar Türk gençleriyle ilgili olarak sahada derinlemesine böyle bir çalışma yapılmamıştı. Önemli bir gelişme. %99 sürekli engelli raporuna sahip belgesel sinemacı Çayan Demirel, malulen emekli olmak için 4 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Çağlayan Adliyesi 36. İş Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmadan karar çıkması bekleniyordu. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun gelmemesi sebebiyle dava 5 Mayıs 2020'ye ertelendi. Fatima Çelik'in haberi. Geçen erkek çocuğunu pencereden çıkan kadın çalı süpürgesiyle vurarak kovaladı. Çaykom giriş sahnesini hatırlıyor musun? İlk plan. Uçurtma havalanmaya başladı. Emeklilik Çayan'ın hakkı. Belgesel sinemacı Çayan Demirel 2 kez adalet arıyor. Bu ne renk? Bakın şöyle bir. Ne renk bu? İlk karşılaştığımızda sadece hareket eden objeleri ya da herhangi bir uyaranı takip edebiliyordu Çayan Bey. Hem sağ sol ayırımında biraz problem yaşıyor, hem görsel alanda dikkatini oradan oraya yönlendirmekte sorun yaşıyor. Çektiği film nedeniyle yargılanırken özel durumu mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmadığı gibi Çayan Demirel bu ülkenin engelli bir yurttaşı olarak da haklarından faydalanamıyor. Yol almak kolay değil. Ümitsizliğe kapıldığının farkındayım. Psikolojik olarak çok kolay değil. Her gün beklemek. Bir günde giden şeyin bir günde gelmesini bekleriz. Hani adil olan budur ama adil olmayan bir şeyle yüzleşmek ve ona karşı durup dururken savaşmak çok çaresiz bırakan bir şey. Bütün bunu yaşayan insanlar için bu böyle işleyen bir süreç. Adli Tıp Kurumu sürekli bakıma muhtaç tespitinde bulundu. Ama bu da yetmiyordu. Mahkeme bu kez raporlardaki uyumsuzluk nedeniyle dosyayı Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na sevk etti. Halen yeni rapor bekleniyor. Türkiye'de engelliler en büyük engeli sağlık haklarına erişirken yaşıyor, yakınlarına ağır bir bürokrasi reva görülüyor. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında düzenlenen 28 Şubat temalı Böyle Daha Güzelsin sergisi ziyarete açıldı. Fenerbahçe Beko kendi sahasında 10 maç sonra Galatasaray Doğa Sigorta'ya 80-75 yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City Real Madrid'i evinde 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçları sona erdi. Dün akşam Olimpik Lyon Juventus ve Real Madrid Manchester City karşı karşıya geldi. Lyon deplasmanında maçın başından itibaren baskın oynayan Juventus 31. dakikada Lucas Toussaint'ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Juventus özellikle ikinci yarıda yakaladığı sayısız fırsatı gole çeviremeyince Lyon mücadeleyi 1-0 kazandı. Son 16 turunun heyecanla beklenen eşleşmesi olan Real Madrid Manchester City karşılaşması beklentileri sonuna kadar karşıladı. İlk dakikasından son dakikasına kadar başa baş mücadele eden takımlar ilk yarıda birbirlerine üstünlük sağlayamazken maçın 60. dakikasında Isco golü buldu ve Real Madrid 1-0 öne geçti. Golden sonra artan City ataklarında sorumluluk alan Kevin De Bruyne'nin 78. dakikada yaptığı harika asistte golü bulan isim Gabriel Jesus oldu. 83. dakikada penaltı kazanan City, Kevin De Bruyne ile ikinci golü buldu ve maçın skorunu tayin etti. Deplasmanda 2-1 kazanan City, ikinci maç için avantajlı skorla Londra'ya döndü. UEFA Avrupa Ligi'nde ise tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir, son 32 turu ikinci maçında Sporting Lisbon'u konuk edecek. İlk maç deplasmanda 3-1 yenilen Başakşehir tur için sahada olacak. Karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.